Konuklarımız, kıymetli misafirlerimiz, belediyemizin yürüttüğü çalışmalarla 2019 yılında teşekkür ederim. Bu güzel birlik beraberlik ortamında geleneklerinizi yaşattığınız, değerlerinizi öne çıkardığınız ama gerçekten bir taraftan da kendi gelişimiyle, şehrinin gelişimiyle güzelliklerin peşinde olduğunuz için Karabağların yerel yöneticilerinin göz bebeği olmuş, her zaman gururla bahsettikleri bir festival ortamındayız. Ve İzmir'imizin dört bir köşesinden konukların ağırlandığı, onların güzel bir hafta sonu geçirdiği bir etkinlik içerisindeyiz. İnsana gerçekten özel duygular hissettiriyor. Çünkü şöyle düşünüyorsunuz, İzmir bence dünyanın en güzel şehri ama herkesin ortak görüşüdür ki Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi. İzmir körfeziyle, deniziyle, kıyılarıyla bilinir. Ama işte gelip gördüğünüz zaman görürsünüz ve anlarsınız ki köyüyle de, üzümüyle de, kavacığıyla da çok güzel bir yerdir. Bu festival insanlarımızın burayı ziyaret etmesi ve buradaki güzellikleri görmesi açısından güzel bir fırsat, önemli bir fırsat. Tarımımız önemli sorunlar yaşıyor. Biraz önce burada kadın kooperatifi başkanımız desteğe ihtiyacımız var dedi. Doğrudur, farkındayız. O destek verilmelidir. Ama görünen o ki önümüzdeki yıllarda çok daha da ağırlaşan şartlarla çok daha yoğun çalışmalar ve çabalar içerisinde olmalıyız. Onun için bizler tarımsal hizmetler alanında çalışan daire başkanlığımızla, bir iştirakimizle, bir tarım şirketimizle İzmir'imizin üreticilerinin her zaman yanında olmak için çaba göstermeye devam edeceğiz. Suyumuzu daha doğru kullanmalıyız. Ekip dikeceğimiz ürünleri daha doğru seçmeliyiz. Kavacık üzümü gibi değerli ürünlerimizin katma değerinin daha fazla olması için gerekirse markalaşma, tesisleşme ve pazarlama alanında çok daha yoğun çaba göstermeliyiz. Bunların çabası, hazırlığı ve gayreti içerisindeyiz. Beklediğimiz şey bir dayanışmadır. Beklediğimiz şey
sahip olduğumuz değerlerin farkında olmaktır ve birbirimize inanıp ve güvenmektir. Bizler değerli insanlarız. Milletimizin ve ülkemizin değerine her zaman çok inandık. Biraz önce sesini duyarken, her zaman sesini duyduğumuzda o içimizi ürperten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesini duyduğumuzda, onun bize bıraktığı mirasta şunları söylediğini biliyoruz. Türk milleti diyor, Türk milleti. Sizler çalışkan, akıllı, karakterli insanlarsınız. Eğer damarlarınızdaki asil kanın farkında olursanız çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Türkiye'yi dünyanın en güzel ülkelerinden birisini yapabilirsiniz. Ve medeniyetin beşiği olan bu topraklarda çok kültürlü yaşamdan gelen o binbir çiçeğe, değere sahip bu güzel insanlar, İzmir'in insanları Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak işler yapabilirler. Bizler sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bizler sizlerle kenetlenmiş bir halde çalışmaya, aynı şeyi düşünmeye, aynı duyguyu hissetmeye kararlıyız. İnanıyoruz. Hep beraber önce İzmir'imiz için, sonra Türkiye'miz için içinde bulunduğumuz sıkıntılardan hepimizi çıkaracak çok başarılı işler yapacağız. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan, bir Türk olmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Bir İzmirli olmaktan ve İzmir'de böyle onurlu bir göreve gelmekten büyük bir gurur ve onur duyuyorum. En büyük dayanağım sizlersiniz. Şimdi biz Kavacık'ta sepetlerimizi dosta samimiyet ve sevgi götürmek için dolduracağız. Ve şöyle mırıldanacağız. Biz sadece bağda üzüm değil, yarına da sönmeyecek umutlar ve vatan sevdaları yetiştiriyoruz. Karabağlarımızın adını aldığı kara üzüm bağlarının içerisindeyiz. Kara üzüm bağlarının bereketini, toprağın bereketini, köylerimizin değerini, köyümüzün değerini, tarımsal üretimi ve aslında kentlerin içinde unuttuğumuz bu doğayı, bu nefesi, bu hayatı tekrar hatırlamak, onun getirdiği dostluğu paylaşmak, üzümlerimizle beraber kendi üzümüzü, kendi bereketimizi, kendi değerimizi paylaşmak için buradayız. Ve Kavacık'ta, Karabağlar'da üç köyümüz var. Kavacık, Tırazlı ve Uzundere. Aslında köy olması gereken, köy olarak kalması gereken, köylüyle beraber kalkınması gereken, köyün ve köylünün refahının büyümesi gereken, kentlerimizde köyümüzle buluşturan, özümüzü buluşturan, o birlikte hayatımızı ortaya koyan bir anlayışın parçası olarak bugün Kavacık'tayız. Ve bizler biliyoruz ki bugün burada sizlerin gördüğü festival boyunca köyümüzün farklı alanlarında Kavacık'ın üzümüyle coğrafi işaret almış olan, sadece bu bölgede yetişen, çok büyük bir değer olan üzümüyle Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in bize gönderdiği çok değerli mesajında belirttiği gibi geç olgunlaşan ama bozulmayan, kalitesi çok iyi olan, özünü kaybetmeyen, yani tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, atalarımızın bizim ülkemize bize verdiği değerler gibi bizim de özümüzü kaybetmediğimiz, değerimizi büyüttüğümüz, sözümüzü büyüttüğümüz ve hiç bozulmadığımız hayatımızda köyümüzle beraber, biz köylerimizle, kentlerimizle hep birlikte dostluğumuzu, bereketimizi, kardeşliğimizi, daha iyi bir yaşamı buluşturacağız. Sesimizi duyacak olan, tarıma, üreticiye destek olacak olan büyüklerime sesleniyorum. Lütfen tarıma destek olalım. Üreticiye destek olurum. Daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Şu anki tarımın
İnanın üreticiye geri dönüşümü çok zayıf. Lütfen sesimizi duyun. Bu yıl 12.sini düzenlemiş olduğumuz Kavacık Üzüm Festivali'nin özellikle köyümüze, halkımıza ve ürettiğimiz üzümümüze ne kadar değer kattığının gayet iyi bilincindeyiz. Siz değerli misafirlerimiz ve İzmir halkımızın bize katmış olduğu değerlerden hepinize teşekkür ederiz. Sizleri alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sizi biraz öne alabilir miyim? Güzel efendim. Aramızdaysa o 17 katılımcımızı da alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Başkanım, görüşürüz. Başkanım, sağ olun. Teşekkürler. Başkanım, görüşürüz. Başkanım, çok sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz.